Artık menzili sınırsız efendim. Dünyanın her yeri. Ne demek oluyor bu? Yani sonda füzesiyle de yakında uzaya çıkacağız. 330 kilometreye kadar çıktık. 550'ye çıkacağız. Yani artık bu gemi ile dünyanın her yerine gidebilme. Sadece gemi değil zaten. Daha önce pek çok defa anlattık. Evet. Üstündeki İHA, SİHA ve yanındaki diğer işte muhrip, destroyer gibi deniz kuvvetlerine de destek veriyor. İkmalini sağlıyor. Dolayısıyla sınırsız bir hareket imkanı. Bu arada arkadaşlar TCG Anadolu değil, Türkiye'nin menziline kadar. TCG Anadolu başka. Burada zaten Türkiye'nin menzili bunlarla ölçülüyor. Ama. Tabii yani. Tamam mı? Yani, tabii. Yani dolayısıyla bunu anlatmamız lazım. Tayfun füzesini koymamız lazım. Tamam mı? Yani üretmiş olduğumuz Hisar Sipar füzelerini yine mutlaka ilave etmemiz lazım. Uçak işte üretiyoruz. TCG Anadolu'yla birlikte uçacak milli muharep uçağı Kaan'ı koymamız lazım. Denizaltıları koymamız lazım. Baktığımızda gemi olmaktan çıkıyor. Bir muharebe gücüne, kuvvet çarpanını özelliğine sahip bir muharebe gücüne dönüşüyor. Bakın bir sonraki adımda bunun entegrasyon sistemi için yeni kurulan bir sistemi anlatacağız. Yani hakikaten düşünün, bunun elektronik sistemleri anında bütün Türkiye'nin üretmiş olduğu milli sistemlere, yani SİHA'ya, İHA'ya, Kaan'a, helikopterlere, Atak helikopterlerine, yani bütün her şeye entegre olabiliyor. Dolayısıyla buradaki, şuradaki komutan bunların hepsini yönetebiliyor. Şimdi bunun da menzili sınırsız olduğu için, yani ikmal edip istediğiniz yere gidebilirsiniz ve istediğiniz yerle Türkiye ile bağlantıda kurursunuz. Yani şu mu? Dolayısıyla biz... Türkiye'nin menzilinden artık şu dur diyemeyiz artık. Ya biz mesela bütün piyade dünya tüfeği 3 kilometreye kadar işte gider. Yok işte şeyli etkili menzili şu kadardır falan. O artık yok. Yani o bitti. Onunla hiçbir alakası yok. Ya da uçağımız kalktı Ankara'dan şuraya kadar gitti. Öyle bir şey yok. Benim görüşüm şu. Burada çok ciddi bir mühendislik tecrübesi edinildi. Bu hocamın dediği gibi burada elektronik savaş var, işte elektro-optik sistemler var. Bir sürü teknik şey var. Sadece helikopter vesaire, bir sürü teknik dijital son model uygulamalar var. Evet. Ama bence bu Türkiye burada çok önemli bir tecrübe edindi. Bu Türkiye'nin uçak gemisi öncesi en büyük tecrübesi. Evet, buradan uçak gemisinin adını da söyleyelim isterseniz. Buradan sonra uçak gemisi gelecek. Bundan sonraki belli üretilecek. Tabii. Evet, belli. Belli yani. TCG Rumeli. Şu burun tarafı TCG var ya. TCG Rumeli. Bak, şu muhtemelen bu olacağını düşünüyoruz. Biraz daha uzattığın zaman, biraz daha geniş hacimli bir gemi çıktığı zaman, şu burun tarafındaki uçak pisti olduğu zaman, bu bambaşka bir uçak gemisi olarak donanmaya katılacak. Bir de bakın. TCG Rumeli kesin mi? Yani tahminimiz o. Ümidimiz yani, ve tahminimiz. TCG Anadolu KJ'mize o zaman. Rumeli de doğru. Osmanlı'da biliyorsunuz iki tane beylerbeyi vardı. Evet. Bir Anadolu, bir Rumeli beylerbeyliği. Evet. Ya burada bir şey diyeceğim. Mete Sohtoğlu diyor ya, şunun burnunu biraz uzatınca uçak gemisi oluyor diyor ya. Çok basit anlatmak zorundayım. Ama yani onun burnunu uzatınca burnun bir yerlere girmiş oluyor. Ama şöyle. Yani çok burnunu basit, sokuyorsun doğru. Bazı şeylere. Doğru. Ben öyle, çok basit burada anlatmak yalnız, için söyleyeyim. Burada yalnız çok görülmeyen, şu ana kadar da çok paylaşılmayan bir şey var. Ben onu sizlerle paylaşayım. Şimdi dikkat edin. Şurada düz bir çizgi var. Görüyor musunuz? Şu mu? Şu. Bakın şu. Kameralarda çekiyor herhalde. Şu. Evet. Görüyor musunuz? Bakın. Şurada da duruyor. Bakın. Buradan buraya kadar bu iş. Şimdi buraya gidip baktığınızda aslında burası oyuktur. Yani şu o çizgilerin olduğu oyuk. Yer aslında anladım. Oyuktur. Anladım. Sebebi şu. Bunun aslında ne zaman bilemiyoruz ama çalışmayı yapıyorlar. Mühendisleriyle de konuştuk. Uçak gemisi olarak modifikasyonu bura üzerinden olacak. Burası aslında uçakların mekanik fırlatmasının yapıldığı oyuk. Yani buradan gelecek o mekanik fırlatma aleti, adı da vardı da şu an unuttum. Kalbim temizmiş diyeyim ben o zaman. Efendim? Kalbim temizmiş diyeyim hocam. Evet, kalbiniz çok temiz. Dolayısıyla bunun uzatılmasına gerek yok Mete Bey. Anladım, buradaki anladım. 230 metrelik şey, adını siz söyleyin, mesafe yetiyor. Yani bu fırlatma sistemi uçağı uçurabilecek hıza ulaştırıyor. 160 knot'un üstüne çıkarıyor. Özellikleri arkadaşlar. Menzili değil de özellikleri. Yani 160 knot'un üstüne çıkarıyor bu kadar mesafede. Dolayısıyla uçak bir de rampa aldığı için bu çok önemlidir bu rampa. Yani öyle tesadüf değildir. Bir de rampa aldığı için 160 knot'un üstüne o fırlatma sistemiyle hızlanabildiği için de rahatlıkla uçabiliyor. Dolayısıyla bizim Kaan
ileride bir uçak gemisi olarak muhtemelen bunda uçacak. Yani bizim mühendislerin... Buna Kaan'ı entegre ettiğimiz zaman uçak biz ne oluyoruz o zaman? Biz hadi, bilmiyorum ama... Hadi bakalım soruyu... Biz bilmiyorum ama düşmanın ne olacağını biliyorum. Hayır, biz ne oluyoruzdan kastım şu, yani bu hangi ülkelerde var bu? Fransa'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var. Birkaç tane ülkede var yani savaş şey uçak gemisi. Hı-hı. Yani. Ve çok doğru bir yere de temas etti Mete Bey. İnşallah yani benim duyduğum TCG Rumeli olacağı tabii yönünde. Tabii bir şey diyeceğim. Ben de bekliyorum hocam. Ben şimdi kusuruma i̇kinci bakmayın bir, da. İkinci bir uçak gemisi ama. Hayır uçak ben şimdi ben o da 2028'lerde inşallah olacak diye inşallah tahmin ediyoruz. Ben bir şeyi garipsedim. Şimdi biz bu TCG Anadolu'yu her konuşmamızda yaptığımız her programda bir şey konuştuk. Hani bunu bir de çekemeyenler vardı ya. Hı, evet. Şu olur bu olur diyenler. Yok işte çıkarırsam vururlar. İki uçaklık işi var bilmem ne İki falan bombalık dediler. İki bombalık işi var. İki bombalık işi var dediler. Şimdi Amerika'nın mesela savaş gemisine bakıyorsunuz, o uçak gemisine. Bizim depremde Türkiye'ye gelecekti. İşte gelecek mi gelmeyecek mi dendi. Komplo teorileri falan. O iş şey değil. Başlığımız evet değil. Yarın olası bir işte felakette, olası bir yardım faaliyetinde, olası bir başka bir durumda. Yok işte gıda krizi dediniz, bilmem ne dediniz. Bir sürü şey var, başlık var dünyada. TCG Anadolu, yani tank yerine işte un torbasıyla veya işte zırhlı araç yerine bir hastaneye çevrilerek başka bir ülkeye gidebilir mi? Böyle bir imkan var mı? Bu işin için zaten tasarlandı. Şimdi, aynı zamanda bu bir insani yardım gemisidir. Bununla mesela çok sayıda insanı alıp bir yerden, felaket bölgesinden bir başka yere naklediyorsunuz. Burada özelliklerinden 30 bir eksiğini tamamlayalım. İki tane hastane var içerisinde. İki tane hastane var burada. Hali hazırda var mı? Var hastane. Ve bunlar var. Bir anda genişletilip yani çok sayıda insanı aynı anda tıbbi müdahale edebilecek bir duruma getiriliyor. Şimdi taşlar oturdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.